Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Bu videoda arkadaşlar e, Zaradar üzerine konuşacağız. Zaradar'ın biliyorsunuz Tera Klasik üzerinden çekilmesine yönelik şu anda mevcut bir oylama devam etmekte. Bununla alakalı genel olarak bir konuşacağız. Teklif ne olacak, ne olabilir. E, ne doğrusudur hepsiyle alakalı genel olarak bir değerlendirme videosu olacak. Terra Luna klasik toplunun toplam lunca yakımı 50 milyar ulaştı. Çekirdek geliştiriciler aradır görevden alma e, önerisi oylanıp. Şimdi bundan tabii iki video önce lunge ile alakalı konuştuk. E, 50 milyara ulaşan tabii ki bir toplam yakım var. Bununla alakalı uzun konuşmayacağım çünkü videonun geneli zaten bu üzereydi. Biliyorsunuz en son e, Cremation tarafından bir yakım geldi ki da Binance'dan sonra piyasaya çıkan ve yakım aracı başlatan ikinci bir diğer borsa idi arkadaşlar. Bununla birlikte tabii ki ne oldu? E %10'luk bir gelirlerinin otomatik lünc yakımına bağladıkları biliniyordu. Haricinde tax burn üzerinden doğrulayıcılar üzerinden ve gönüllü yakımlar devam ederken Binance %50'lik yakım mekanizmasına geri döndü. Asıl önemlisi ayın 15'inde arkadaşlar ne olacak? Burada tekrardan e, TeraPort Terraport Finance'ın çıkışı ve resmi açılımıyla birlikte büyük yakımlar başlayacak. Yakımlar konusu e, budur ve bu şekildedir. Lunge oylaması Zaradar'ın kaldırılmasına ilişkin öneri. 1100, e, 11.000 daha doğrusu 383 numaralı Q2'de Zaradar'ın L1'den kaldır önerisi son zamanlarda oylamaya sunuldu. Öneri Joint Elbir Task Force'un Ana geliştiricilerinden Tobias Zaradar Anderson'ın kaldırılmasını amaçlamaktadır. Öneri Zaradar'ın Terra Luna klasik zincirine fayda sağlamadığı ve Q2'de başka bir kurulumla kurumla değiştirilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Ayrıca zincire çalışmak sadece kodlama becerileri değil profesyonellik gerektiğini de savunmaktadır. Şimdi özellikle şunu söylemek lazım. Bir biliyorsunuz farklı farklı gönüllü ekipler var arkadaşlar Terra klasik üzerinde. Bunlar içerisinde en çok bilinen iki farklı ekip bir Terra Terasivita ekibidir. Bir diğeri de tabii ki ortak el bir görev gücü ekibidir. Terasivita daha çok işte yakımlar yahut biraz daha halkla ilişkiler kısmıyla daha çok ilgilenir. Aynı zamanda tabii yazılım ve geliştirici ekipleri de mevcuttur. Bununla birlikte ortak el bir görev gücü toplamda 6 kişilik bir ekiptir. İkisi bizim tanıdığımız, dördü tanımadığımız o, e, olmak kaydıyla kuruluşu Edward Kim ve Zaradar tarafından gerçekleştirilmiştir arkadaşlar. Yani e, bu ikisi zaten ortak el bir görev gücünün kurucularıdır ve tabii ki burada biliyorsunuz Terra Rebels'tan kopup e, beraberinde yeni bir oluşum gerçekleştirdiler. Terra Rebels şu anda e, faaliyet gösteren bir ekip değil. Her neyse Devamında Zaradar son zamanlarda çokça aslında propagandaya maruz kaldı. Özellikle Lunch Dao sitesi ki Lunch topluluğunda oldukça bilinen bir sitedir arkadaşlar haber takibi hususunda özellikle. Kendisinin ilk başta Zaradar olduğunu iddia etti. Devamında aslında Zaradar'ın aleyhine propaganda yapmaya başladı. İşte Zaradar işe yaramaz. Zaradar iyi bir geliştirici evet ama e, halka yalan söylüyor, Lunge yatırımcılarına e, yalan söylüyor gibisinden bir takım açıklamalar yaptı. Burada özellikle hangi hususta yalan söylediğini e, açıklamamakla birlikte arkadaşlar da o tarafı Zaradar'ın özellikle e, tabii yani neyle alakalı söylediğini açıklamadı arkadaşlar. Yani bir Argüman altyapı vermedi tamam mı? Bunu delillendirebilecek herhangi bir şey söylemedi. Ama belli bir kesimi arkasına topladı diyebiliriz. Ve e, Zaradar'ı kendisinin troll olarak ifade ettiği insanlarla Twitter'da aslında lunch topluluğundan kavgaya tutuşturdu diyebilirim. Beraberinde bu topluluk tarafından bu az, e, azınlık bir kesim tarafından Ezara'ların ee, gitmesi gerektiği söylendi ve bir öneri ortaya koyuldu. Bu öneri farklı taraflardan yine e, tepkiler gördü arkadaşlar. Şimdi şurayı bir okuyalım, devam edeceğiz. Terra Classic Revival Roadmap'inin arkasındaki önemli kişilerden biri olan Alex Forshaw şunları söyledi. Alex Forshaw da zamanında e, farklı farklı fazlaca öneri vermiş bir geliştiricidir. Zaradar kişiliğinin kültü her şeyden önceliği olmakla birlikte özellikle de topluluğu eğitmek edin geçici bir süre ara verdiği ve yaklaşık 9 ay daha etrafında olmayacağı 9 ay veya daha fazla için uygun değildir. Tobias Sanders'ın önerideki ifadeleri reddetti ve lunge geliştirmelerine devam edecekti. Şimdi bir şunu söylemek lazım zaten önceki videoda da söyledim. E burada bir teklifin geçmesi onun yürürlüğe girebileceği anlamı taşımıyor. Sadece topluluğun bunu istediği ya da istemediği anlamı taşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradan evet geçse bile mesela son Duncan Day teklifinde biz ne gördük? USDC için, ne, USDT için düzeltiyorum. Ne yaptı? İşte USDT, USDC ne diyor? Ne diyorum ben ya? E, USTC için arkadaşlar. Bir yakın mekanizması önerdi. Bu geçti fakat beraberinde yürürlüğe girmedi. Neden? Baş geliştiriciler özellikle Terra Sivita bunu mantıksız bulduğunu do e, dolayısıyla bu mekanizma için bir sermaye e, ayırmayacağını dile getirdi. Beraberinde bu bu şekilde kaldı. Yani bu da böyle olabilir. Evet geçse bile zaradarın e, gideceği anlamı taşımıyor ki e, gitmemesi de gerekiyor. Çünkü gerçekten Zaradar hem burada halkla ilişkileri iyidir. Edward Kim'in aksine aynı zamanda gerçekten iyi bir çekirdek geliştiricidir arkadaşlar. Terra ekibiyle, Kozmoz ekibiyle vesaire farklı zamanlarda masaya oturmuş ve birlikte çalışmış bir insandır. Dolayısıyla zaten Zaradar'ın gitmesi burada mantıklı olan olmayacaktır. Adamın büyük ölçüde üzerine gidildi. Öfkeli bir topluluk tarafından ki bunlar da boş yere öfkelendi. Yani Tabiri caizse bir süre etkisiyle adamın üstüne gittiler. Ortada net bir şey de yoktu yani. Sadece herkes dedi ki bu adam yalancı, yalan söylüyor. Bu adam gitsin falan. Hangi konuda yalan söylediği, Ne açıdan yalan söylediği, Niye yalan söyledi? Hiçbir şey bilinmiyordu. Öyle. Ee, son olarak şurayı da e, tamamlayıp ne, di ne diyor bakalım? Klasik kripto öneriyi olgunlaşmamış olarak nitelendirirken, aynen bu arada e, klasik de ...bu işte öneriyi ortaya koyanlar bence büyüsün falan tarzında yorumlar yaptı arkadaşlar. Şu ana kadar öneriye %56.74 hayır ve %42.88 veto'lu hayır geldi. Yani burada zaten dediğim gibi azınlık bir kesimdi. Şu an çok ciddi bir çoğunluk hayır oyu kullanıyor arkadaşlar. Evet oyu verenlerin sayısı da hayli az. Dolayısıyla zaten burada topluluğun isteği üzerine baktığımız zaman... Evet oyunun geçme ihtimali de çok düşük. Ee, Zaradar üzerine bir takım böyle şeyler geldi. Bunlar da spekülasyonlardan oluştu. İlerleyen süreçte e, Zaradar L1 üzerinde göreve devam edecektir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu izleyen herkese. Hoşça kalın.